Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kalıtım testinin e, ikincisindeyiz diyor ki bize aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik olarak aktarılan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Şimdi otozomal çekinik bir bireyse arkadaşlar ben hemen taralı olanlara şöyle küçük a küçük a yazıyorum bakın küçük a küçük a yazdım diyor ki buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak bulunamaz. Şimdi ben burada hepsini yerleştirdiğim zaman zaten cevabımız çıkacak. Bakın küçük a'ların burada yan yana gelmesi için 2 numaradan da küçük a alması gerekiyor. E 2 numaranın taralı olmaması için de heterozigot olması lazım. Bunu kesin belirledim. Geliyorum şuraya arkadaşlar. Ee, yine şuradaki iki küçük a'nın yan yana gelmesi için birini kimden alacak? 4 numaradan alacak değil mi? Bu 4 numarada yine heterozgot olacak. Bunu da kesin belirledik. 5 numaraya geliyorum. 5 numara annesinden kesinlikle ne alır? Küçük a'yı alır. Taralı olmamak için de babasından büyük a'yı aldı. Bunu da kesinlikle belirledim. Şu kısma geliyorum bakın. Hatta kırmızıyla devam ediyorum. Şu kısma. İki küçük anın yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan aldı. Annenin taralı olmaması için büyük ay taşıması lazım. Bunu da belirledik. E bu da arkadaşlar taralı olmamak için büyük ay taşımak zorunda. Peki 3 numaraya geldiğimizde zaten cevabımız 3. Diğerlerini bulduk. Bir 3 kaldı. Ama nasıl olacak bu? Bakın 3 numara taralı olmamak için büyük A büyük ay da taşıyabilir. Büyük ay küçük ay da taşıyabilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Şöyle 3 numara olacak. C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında zaman çeknik olarak aktarılan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre x ile gösterilen bireyin heterozigot genotipli olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi zaman çeknik olarak gösterilen bireylerimiz var. Şimdi onlara küçük ay küçük ay yazalım. Arkadaşlar küçük a'ların yan yana gelmesi için birini buradan aldı, birini de buradan aldı. Bunların bakın şu şekilde olması için yani taralı olmaması için de heterozigot olması gerekiyor. Şimdi burada çaprazlama yaptığımız zaman bakın ne olur? Büyük A büyük A. Büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A olur. Burada bize ne diyor? Diyor ki heterozigot genotipli olma olasılığı. Şimdi bir kere zaten biz küçük a küçük a'yı almıyoruz. Neden almıyoruz? Çünkü arkadaşlar eğer heterozigot yani küçük a küçük a olsaydı x zaten taralı olurdu. Burada taralı olmadığı için şu 3 bireyden bakacağız. Burada heterozigot olma olasılığı nedir? Bakın 2 tane heterozigot var. Toplam birey kaç tane? 3 tane. O zaman 2 bölü 3 olacak. Yani cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim üçüncü soruya. İnsanlarda siyah, siyah saç rengi aleli sarı saç rengi aleline, sağ elini kullanma ise sol eli kullanma aleline baskındır. Siyah saçlı ve sağ elini kullanan bir kadının babası. Bakın siyah saçlı ve sağ elini kullanan bir kadının babası. Sol elini kullanan ve sarı saçlıdır. Şimdi arkadaşlar ilk önce isterseniz harflendirme yapalım. Daha sonra bunları kuralım. Bakın siyah saça ben siyah saça büyük A diyeyim. Hatta şurayı sileyim böyle karışmasın. Şurayı sileyim. Siyah saç arkadaşlar büyük A diyelim. Sarı saç ne olacak? Küçük A. Sağ elini kullanmaya büyük B diyelim. Sol elini kullanma ne olacak? Küçük B. Şimdi siyah saçlı ve sağ elini kullanan bir kadın var. Kadın siyah saçlıymış. Büyük A'yı taşıyor ve sağ elini kullanıyormuş. Yanındakilerini bilmiyorum. Neden? Çünkü büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük B küçük A da veya büyük B büyük B büyük B küçük B olabilir. Ama bunun babasını vermiş bize bakın. Babası sol elini kullanıyormuş. Sol elini kullandığı için küçük B babadan kıza kesinlikle gelecek. Ve sarı saçlıymış. Sarı saçlı olduğu için küçük A kıza kesinlikle gelecek. O zaman ben kadının genotipini buldum. Diyor ki aynı genotipteki bir erkeğin kadını bulduk zaten. Erkek de neymiş? Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B'ymiş. Sarı saçlı sol elini kullanan kız çocuklarının olma olasılığı. Şimdi bunları kendi işlerinde çaprazlayacağız. Arkadaşlar heterozigot çaprazlamayı artık kafanızdan yapmanız lazım. Heterozigot çaprazlamada ağları çaprazladığımız zaman ne olur? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük ya Burada bize neyi soruyor? Sarı saçlı soruyor. Sarı saçlı olma olasılığı nedir? 1 bölü 4'tür. B'leri çaprazlayalım. Büyük B, büyük B. Büyük B, küçük B. Büyük B, küçük B. Küçük B, küçük B'dir. Ne diyor? Sol elini kullanan kız. Sol elini kullanması için küçük B'lerin yan yana gelmesi lazım. O da nedir yine? 1 bölü 4'tür. Bir de kız olma olasılığını sormuş. Bakın 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 kız olma olasılığı da her zaman için nedir? 1 bölü 2'dir. Cevabımız 4 kere 4 16. 16 ile 2'yi çarptığımız zaman 32. Cevabımız denizli şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim şöyle 4. sorumuza. Diyor ki genotipine sahip bir birey ABCD genotipinde bir gametle çaprazlanırsa aşağıda verilen genotiplerdeki bireylerden hangisi oluşamaz? Bakın hemen bakalım. Arkadaşlar Burada öncelikle bireyler kesinlikle büyük D'yi bakın taşıyacaklar. Neden büyük D'yi kesinlikle taşıyacaklar? Zaten hepsinde büyük D var. Hani sıkıntı yok. Ama biz sırasıyla gidelim. Bakın. Büyük A, büyük A'nın yan yana gelme ihtimali var mı? Evet. Bunda da var büyük A, bunda da var. O zaman olur. Pardon. Hepsini B'lere de gidelim. Büyük B'yi şuradan alıp, küçük B'yi buradan alabilir arkadaşlar. Olur. Büyük C'yi Küçük C yan yana gelebilir. Büyük D büyük D yan yana gelebilir. A, sıkın, A şıkkında sıkıntı yok. Gelelim B'ye. Büyük A büyük A evet ikisinde de var yan yana gelebilir. Büyük B küçük B yan yana gelme ihtimali var. Büyük C büyük C yan yana gelme ihtimali var arkadaşlar. Yine büyük D büyük de olabilir. Sıkıntı yok. Büyük A küçük A olabilir. Büyük B küçük B buradan büyük B'yi buradan küçük B'yi alabilir arkadaşlar. Büyük C küçük C Evet, gelme ihtimali var. Büyük D büyük D bakın burada büyük D var, burada büyük D var. Gelir. Sıkıntı yok. Büyük A küçük A bakın buradan büyük A'yı buradan küçük A'yı alır. Olur. Buradan bakın büyük B'yi buradan küçük B'yi alır. Büyük B küçük B olur. Buradan büyük C'yi buradan da küçük C'yi büyük C'yi alır arkadaşlar. Büyük C büyük C olur. İkisinden de büyük D'yi alır olur. Sıkıntı yok. Şimdi geliyorum bakın. Büyük A büyük A evet, gelebilir. Hatta sileyim göstereyim şöyle size. Çok üstünü karaladım. Kırmızıyla göstereyim. Bakın arkadaşlar. Büyük A buradan. Büyük A buradan alabilir. Büyük B büyük B demiş. Bakın büyük B'nin birini buradan alır ama şuradan alacak büyük B'si var mı? Yok. O zaman E şıkkı oluşamaz. Cevabımız Edirne olur. 5. soru. Aşağıdaki soy ağacında baskın genotipli bireyler taralı olarak verilmiştir. Bakın bu sefer baskınlar taralı verilmiş. O zaman ben taralı olmayanlara ee, küçük B küçük B yazacak mıyım? Veya küçük A küçük A. Evet yazalım. Küçük A küçük A yazalım. Taralı olmayanlara yazdık. Şimdi arkadaşlar diyor ki X ile gösterilen bireyin çekinik fenotipli kız olma olasılığı nedir? Şimdi bakın hemen şu küçük A'lar ee, bu baba küçük A'ların birini çocuğuna bunu da vermek zorunda arkadaşlar. Bunların taralı olması için de büyük A'ları taşıması gerekiyor. Sonra geliyorum şu küçük A'lar var. Bu küçük A'lardan biri mecburen buraya gelecek biri de mecburen buraya gelecek arkadaşlar. Zaten bize neyi soruyor bakın ben bu ikisinin genotipini biliyorum çaprazlarsam olasılığımızı buluruz. Çaprazlayalım bakın büyük A küçük A küçük A küçük A çaprazlıyoruz. Şöyle bunu biraz küçülteyim. Yapalım çaprazlamamızı ne olur bunu tek bir tane küçük A gibi görün. Büyük A küçük A küçük A küçük A olur arkadaşlar. Bize ne diyor? Çekinik fenotiplik. Çekinik fenotipli 1 bölü 2. Çarpı dedim. Bir de ne olmalısı? Kız olmalısı demiş. 1 bölü 2. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4. Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 6. soru diyor ki. Mendel'in yaptığı çaprazlamalarda bezelyeleri kullanması verilenlerden hangileri yönünden avantaj sağlamıştır? Bir kere arkadaşlar bezelyeler kolay yetiştiriliyor. Kontrollü çaprazlama, tozlaşma yapılabiliyor. Kısa sürede yeni nesiller veriyor. O zaman hepsi avantaj sağlamıştır. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer soruya. Arkadaşlar burada eksik baskınlıkla ilgili bir soru var. Bunu çözmüyorum. Çünkü eksik baskınlık kaldırıldı. Şimdi Bu 2018-2019 soruları olduğu için ee, o yüzden eksik baskınlık veya kaldırılan diğer konularla ilgili sorular olabilir. O yüzden bunu çözmüyorum. Gelelim kafanız karışmasın çünkü. 8. soru diyor ki bir canlıda D karakteri 6 farklı allerle kalıtılmaktadır. Buna göre bu karakterle ilgili bir bireyde oluşabilecek genotiplerden homozigot olanların heterozigot olanları oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakalım 6 farklı allel varmış. İlk önce buradan şunu bulalım. Kaç tane genotip oluşacağını bulalım arkadaşlar. Kaç genotip oluşur? Bizim formülümüz neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Buradaki n alel sayısı kaç alel var? 6 çarpı 7 bölü 2. Sadeleşir arkadaşlar. Burada kaç kalır? 3. 3 kere 7 ne olur? 21 olur. Şimdi bakın. Bu 6 farklı alel var ya. Şimdi 6 farklı alleli mesela D1, D2 olarak düşünürsem ne olur bunlar? D1, D1 homozigot olur. D2, D2 homozigot olur. D3, D3 homozigot olur. E bundan kaç tane homozigot olur? 6 tane değil mi? O zaman ben 6 tanesini yazdım homozigot. Heterozigotları soruyor. Mesela D1, D2, D2, D3, D1, D3 bunlar da nedir? Heterozigot. O zaman 21'den 6'yı çıkarırsam yani 21 6 dersem ben bunun oranını bulurum. Heterozigotları bulmuş olurum. 6 bölü 21'den 6 çıkınca kaç kalır arkadaşlar? 15. Sadeleştirdiğimiz zaman cevabımız ne olur? 2 bölü 5 olur. Yani Bursa şıkkı olur. Umarım anlatabilmişimdir bakın iyi anlayın. D1, D1, D2, D2 bunlar nedir? Homozigot olanlardır. Kaç tane alel var? 6. O zaman 6 tane homozigot var. Bu 21 tane genotipten 6'sını çıkarınca geriye kalanlar heterozigottur. Dolayısıyla 15 tane de heterozigot kaldı. Bunları oranladığımız zaman cevabımız 2 bölü 5 oldu. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdaki tabloda isimleri verilen bireylerden alınan kan örneklerinin üzerine ayrı ayrı damlatılan anti A, anti B ve anti D antikorları ile çökelme durumları verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar unutmayın, hangisinde çökelme varsa o kan grubuna sahiptir. Şimdi bakın, Pınar A'da çökelme olmuş. O zaman Pınar A Rh negatiftir. D Rh'ı verir unutmayın. Mehmet de arkadaşlar B ve Rh'ta çökelme olmuş. O zaman Mehmet B Rh pozitiftir. Funda da bakın A ve B'de çökelme olmuş. D'de çökelme olmamış. O zaman A, B, R, H negatiftir. İlker de arkadaşlar sadece D'de çökelme olmuş. O zaman 0, R, H, pozitiftir. Diyor ki Pınar'ın kan grubu A, R, H, pozitiftir. Bakıyorum Pınar'ı ben ne buldum? A, R, H, negatif buldum. Bu yanlış. Funda ve Mehmet'in 0 kan gruplu çocukları olamaz. Funda ve Mehmet'e bakıyorum. Bakın Mehmet B kan gruplu funda AB. AB kan gruplu birinin sıfır kan gruplu çocuğu olamaz arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Ola, e, olamaz demiş bu doğrudur. Pınar ve İlker'in kan uyuşmazlığı görülen çocuklar olabilir. Pınar bakın negatif kan gruplu. İlker negatif arkadaş pardon İlker pozitif buradaydı. İlker pozitif anne negatif baba pozitif olursa kan uyuşmazlığı görülebilir. Bu da doğrudur. Funda tüm kan gruplarıyla alışveriş yapabilir. Funda AB Rh negatif kan gruplu olduğu için tüm kan gruplarıyla kan, e, kan alışverişi arkadaşlar AB açısından yapabilir. Ama Rh'ları katarsak tabii ki yapamaz. Rh'ları da düşünmemiz gerekiyor. Işıklara bakalım isterseniz. Şıklara göre gidelim. 2 3 4 cevaplar da var. Dolayısıyla büyük ihtimal neyi alacağız arkadaşlar? 2 3 4 alacağız. Ya da tüm kan gruplarıyla kanın en iyisi biz eraşları da düşünelim. Eraşları düşündüğümüz zaman alışveriş yapamıyor çünkü o yüzden e, 4'ü yanlış alalım. Cevabımız ne olsun? 2 ve 3 Bursa şıkkı olsun. Gelelim diğer sorumuza. Bir canlı da diyor K karakteri 3, L karakteri 4, M karakteri 5 hallerle kalıtılmaktadır. Bu bireylerin karakterler açısından oluşturabileceği genotip çeşidi sayısı. İlk önce her birinin genotip çeşidi sayısını bulacağız. Daha sonra çarpacağız arkadaşlar. Bulalım. Neydi bizim formülümüz? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Direkt yazıyorum. Bakın 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı dedim yine araya. Daha sonra 4 çarpı 5 bölü 2 çarpı dedim. 5 çarpı 6 bölü 2. Yapalım. 3 kere 4 12. 12 bölü 2 6. Çarpı. 4 kere 5 20. 20 bölü 2 10. Aralarında çarpı işareti var. 6 kere 5 30. Böl 2'yi arkadaşlar 15. Şimdi bakın. Ne olur burada? 150 değil mi çarptığımız zaman veya 60. 60 çarpı 15'ten arkadaşlar ne olur cevabımız? Ee, 15 30, 60, 90, 900 olur arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle şurayı bir temizleyeyim en iyisi. Böyle güzel güzel yapalım. Şöyle bir silelim. Evet. Evet bize diyor ki aşağıdaki soy ağacında diyor bazı bireylerin kan grupları verilmiştir. Buna göre diyor numaralandırmış bireylerden hangisinin kan grubu genotipi kesin olarak bulunamaz. Şimdi arkadaşlar bizi burada cevabı götürecek olanlar 0, AB ve RH negatif olanlar. Bakalım. Hepsini yazacağız. Bakın. A RH pozitif demiş ya. A yazarım. Yanındakini bilemem. Büyük R yazarım. Yanındakini bilemem. Çünkü A'nın yanına A da gelebilir. Sıfır da gelebilir. R'nin yanına büyük R de küçük R de gelebilir. Bilemiyoruz. Diğerlerine göre gideceğiz. B'ye geliyorum. B yazdım. Yanındakini bilemem. RH pozitif olduğu için büyük R yazdım. Yanındakini bilemiyorum. 3'e 3 üç numaraya geliyorum. Bakın B yazdım. Aynı şekilde yine R'nin de B'nin de yanındakini bilemiyoruz. Şimdi bakın geliyorum şuraya. Burada B RH negatif demiş. Bakın B'nin yanındakini bilemem ama RH negatif olduğu için küçük R küçük R olur mu? Evet. Sıfıra geliyorum arkadaşlar. Kırmızı ile devam ediyorum. Bakın sıfır sıfır. Ama RH pozitif olduğu için büyük R var yanındakini bilemiyoruz. AB RH pozitif demiş. AB'si tamam ama RH pozitif olduğu için yanındakini bilemem. 5 numaraya geliyorum. A var arkadaşlar. Yanındakini bilmiyorum ama negatif olduğu için küçük R küçük R yazdım. En son şunu da yazalım. 0 pozitif olduğu için büyük R var. Yanındakini bilmiyoruz. Şimdi bakalım yerleştireceğiz. Bakın arkadaşlar. Şu sıfırların yan yana gelmesi için birini kimden alacak? Annesinden. Diğerini kimden alacak? Babasından. Daha sonra bu küçük R'lerin bakın yan yana gelmesi için şurada Küçük kime gidecek arkadaşlar? Bir tanesi tabii ki bu çocuğa gidecek. Ama bunların yan yana gelmesi için birini kimden alması lazım? Anneden. Diğerini kimden alması lazım? Babadan. Bunu doldurdum. E bunların bakın çocukları sıfır kan gruplu olmuş. E sıfır kan gruplu olması için birini buradan birini buradan alacak. Ben 1 ve 2'yi kesinlikle belirttim. Gelelim 4'e bakın. 4'e ve 5'e. Arkadaşlar 5 numaraya baktığım zaman 5 numara annesinden kesinlikle 0 kan grubunu almaz mı? Alır. O zaman A0 olur burası. 5 numarayı da kesinlikle belirttik. 4'e geliyorum. Bakın 4 numara. 4 numaranın çocuğu küçük R küçük R olmuş. Küçük R'lerin birini annesinden diğerini babasından alırsa ben 4 numarayı da kesinlikle belirtir miyim? Evet. Ama 3 numaraya geldiğim zaman 3 numaranın B0'ını belirttim. Ama R'sinin yanındakini bilemem. Büyük R büyük R de gelebilir. Büyük R küçük R de gelebilir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Gelelim artık son sorumuza. Pleitropizm diyor arkadaşlar. Pleitropizm de yine kaldırılan sorulardan. O yüzden bunu da çözmüyorum. Böylece testimizi bitirmiş olduk. Ee, sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.